Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Dekanım, Sayın İlçe Jandarma Komutan Vekilim, kurumlarımızın değerli temsilcileri, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, değerli basın mensupları, saygıdeğer misafirler ve kıymetli meslektaşlarım. Mazisi şan ve şeref dolu Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümüne münasebetiyle mutluluk ve gururla toplandığımız bugün hepinizi şahsım ve teşkilatım adına saygıyla selamlıyorum. Toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, hukukun üstünlüğüne inanan demokratik, laik, sosyal hukuk devletimizin bekası için yüksek vazife şuuru ile hizmet vermekte olan Emniyet Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü sizlerle kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlığın toplumsal hayata geçtiği günden bu yana yaşanılan en önemli sorun asayiş ve güvenlik olmuştur. Toplumlar devlet düzenine geçtikten sonra bu önemli sorunu merkezlerde polis teşkilatları kurarak sağlamışlardır. Nedir polislik diye sorsalar okunabilecek en derin hayat hikayesidir derim. Ekip aracında sarhoş gönlü yapmak da var bu hikayede. Şehit meslektaşının tabutuna omuz vermekte. Mesela trafikte yüzlerce araca yön vermesinden daha zordur polisin kendi hayatına yön vermesi. Vatanını seven ve koruyan polislerin nefesiyle ısınır bu memleket. Soğukta nöbet tutan bir polisin elleri ayakları donar da alın teri donmaz asla. Gerçek anlamda polislik, suçluları yakalamada gösterilen başarıdan ziyade halkla ilişkileri niteliği ve suçu önlemede halktan alınan yardım ve desteği oranı ile ölçülmektedir. Polisin olayları önleyebilmesi, asayişin sağlanması, suçluları adalete teslim edebilmesi açısından polis-halk ilişkilerinin öneminin kaçınılmaz bir gerçek olduğu görülmektedir. Halkın desteğiyle görev yapan polis, dünyanın neresinde olursa olsun başarı göstermekte ve buna bağlı olarak toplumlar barış ve huzur toplumu haline gelebilmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunması gibi son derece önem arz eden görevler şerefle yerine getirilmeye çalışılmıştır. Türk Polis Teşkilatı, vatanın, milletin, bayrağın ve devletin ilelebet huzur ve güven içinde yaşatılması noktasında her türlü terör örgütleri, suç örgütleri, hainlik ve anarşist ortam oluşturma çabasındaki tüm gafil ve suçlularla mücadelesini sonsuza dek sürdürecektir. Gücünü milletimizden ve kanunlardan alan polis teşkilatımız, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlama ve sağlanan ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme görevini fedakarca, gerektiğinde canını hiçe sayarak yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini kazanmıştır. Bu itibarla teşkilatımız görevlerini yerine getiriyor olmanın huzuru içerisinde olup tüm kurum ve kuruluşlar içerisinde seçkin yerini daima korumuş ve korumaya devam edecektir. 174 yıldır huzur ve güvenin teminatı olan Emniyet Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm meslektaşlarımın 10 Nisan Polis Bayramı'nı kutlar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi uğruna seve seve toprakla buluşup en yüksek makama terfi eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anar, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin, emekli ve halen görevi başında bulunan meslektaşlarımın eş ve çocuklarının da yıl dönümünü kutlar, sağlık ve başarılar dilerim. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak Hendek halkının huzur ve refahının sağlanmasında sorumluluk bilinci içerisinde kanunlardan almış olduğumuz yetkiyle halkımıza güvenlik hizmeti vermekten onur duymaktayız. Sakarya'nın bu güzel ve güzide ilçesinde göreve başladığım yaklaşık 1,5 yıldır şahsım ve personelim adına her zaman bu amaçla ve görev bilinciyle hareket etmeye çalıştık. Bizler bu toplumun içinden sizlerden biriyiz. Üzerlerimizdeki üniforma, belimizdeki silah, taşıdığımız kimlik ve rozet
Türkiye Cumhuriyeti polisi olmanın ve sizlerin yanında bulunmanın gücüdür ancak. Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü gözeten, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu ortamı sağlamaktır amacımız. Adli, idari, trafik ve temsil görevlerimiz daha huzurlu bir hendek içindir. Bu süreçteki eksikliklerimizi de, başarılarımızı da hep birlikte giderip paylaşacağız. Ortak sevinci, ortak aklı, ortak sağduyuyu yakalamak için çalışacağız. Anayasanın, kanunların, tüzük ve yönetmeliklerin hükümleri gereğince görev yapıyoruz. Her daim bu çerçevede davranacağız. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarıyla mücadelemiz tüm hızıyla ve hassasiyetle devam edecek. Okullardaki geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daha huzurlu ve daha güvenli bir hendekte yaşayabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bununla birlikte aile içi şiddetten uzak duran, trafik kural ve kaidelerine riayet eden, silahta çare aramayan, düğün ve eğlence törenleri ve konvoylarında silah atmayan, en büyük hak olan yaşama hakkına dokunmayan, saygı duyan, kendi adaletini sağlama eğiliminden vazgeçip devletin erklerine ve emniyet güçlerine güvenen, etnik kimliğimiz, inancımız, ideolojilerimiz, farklılıklarımız ne olursa olsun birlikte yaşama kültürü oluşmuş ve birbirine saygı duymayı bilen bir toplum oluşturmak zorundayız. Bu doğrultuda hepimizin birbirine destek olması ortak amacımız olsun. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.